Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar. Bu hafta Barcelona paketinden top açılımı gerçekleştirmiştik. Ve çıkardığımız 3 futbolcuyu da ben kadroya yerleştirdim. Gavi, Stoper Garcia ve Kaleci Ter Stegen. 3 tane yine de güzel isim çıkardık. De Jong'u da çok istemiştim, gelmedi. Herhangi bir kanat futbolcusu çıkaramadık. Ferran Torres benim elimde yoktu. Dembele vardı, iyi ki gelmedi ama Ferran Torres'i de çıkarmak isterdim. Yani Barcelona'yı ben ilk 11'e yerleştirdim. Bunlarla biraz maç da oynadım. Ter Stegen'le 5 maça çıkmışız. Yani iyi performans sergilediği maçlar da var. Ya bu golü yememeliydi dediğim pozisyonlar da oldu. Boyu çok uzun boylu bir kaleci değil. Bu oyunda da uzun boylu kaleciler etkili. Örnek Courtois uzun boylu bir kaleci. Bundan önceki adaylı sözleşme paketine Lafont gelmişti. 4 yıldızlı olsa da uzun boyundan dolayı kötü de özellikleri yoktu aslında. Oyunun en iyi kalecilerinden biri değildi ama çok kaleci sıkıntısı yaşıyorsak o 4 yıldızlı ile alınabilirdi. Eric Garcia'yı ben beğendim. Çok iyi diyemem ama kötü de değil. Doğru müdahaleleri oldu. Abartılı da bir oyunu yoktu ama hiç de sırıtmadı. Formsuz geliyordu. 2 tane maçta formsuz geldi. Diğerleriyle 5 maça çıktım ama bu futbolcumla 3 maça çıktım. Çünkü 2 maçta formsuzdu. Gavi, ben Pedri'yi daha çok beğeniyorum. Pedri ile daha etkili oynuyorum. Gavi bu kartı nerelerde daha etkili oynuyor? Orta alanda. Mesela Gavi'nin sol kanat kartı vardı. Sol kanatta yüksek seviyeli oynayabilmekteydi. Ofansif orta saha, göbek. Benim oyunda çok etkili oynadığım isimlerden birisi değil Gavi ama Gavi'yi çok iyi kullanan arkadaşlara denk geliyorum. Özellikle de bir kere Epic kartı gelmişti. O Epic karta sahip yüksek sıralamalarda birini görmüştüm. Oynayan, aktif olarak oynayan. Bu kadromuzla maça çıkalım arkadaşlar. Form durumu çok iyi olan oyuncuları kullandım. Bir de birinci klasmana çıktım. Birçok arkadaşımız klasmanda maçlar oynamamı istiyordu. Ben geçen ay da birinci klasmana çıkmıştım. Bu sefer de çıktık ama ikinci klasmandan birinci klasmana çıkarken epey bir zorlandım. Son maça kaldık. Hatta aslında şöyleydi. 8 maç oynadığımda 20 puanım vardı. 9. maça çıkarken yendim mi iş bitiyordu. Ya da 2 beraberlik de bana yetiyordu. 9. maçta Beşiktaş'ın takımını seçen bir arkadaşa denk geldim. Momentum da mı yedim anlamadım. Hiç oynayamadım. Rakip bize 4 attı. Galiba ben atamadım. 4-0 olabilir. Son maça kaldı durum. 10. maç. Arap bir rakip denk geldi. Zaten çoğunlukla yani Arap rakiplere denk geliyoruz. Aynı sonucuda yer alıyoruz. Rakip 2-0 öne geçti. Oynayamıyorum. Yani istediğim gibi değil. Pozisyona çok giremiyorum. Rakip 2-0 önde. Dakikalar 65-70'e doğru gelirken ben top oyuncu değişiklikleri falan yaptım. Oyuna müdahaleler de ediyorum. Pat bir tane gol buldum. Yandan bir orta yaptım. Bir kafa vuruşu. Son dakika bir bastırmıştım da aslında 60-70 aralığında. Golü buldum mu 70'e doğru. Sonra bastırmaya devam ettim. Hücum düzeyini arttırdım. 80. dakikalarda 2-2'ye getirdim. Çok umutlandım. Dedim ki ya, bu maçı çıkıyor olabilir. Oyun döndü artık. Maçın başında rakip etkiliydi. Artık ikinci yarı rüzgar benim arkamdan esiyor. Ve uzatma dakikalarına başlarken 3. golü attım Haaland'la. Galiba Haaland 2 gol atmıştı. Uzatmalarda bulduğum golle birinci klasmana çıktım. Keşke o maçın böyle videosu olsaydı da sizlerle paylaşabilseydim arkadaşlar. Maç da çok iyiydi. Bir de birinci klasmana çıkma maçı olduğu için ayrı bir önemi de var. Stres, gerilim, heyecan, mutluluk, bütün duyguları bir maçta yaşamıştım. Birinci klasmana çıktık. 8 Haziran'a kadar da buradayız. Üçüncü klasmana 8 Haziran'da düşürecek. Bundan sonra maçlarımızı bu hesabımızda oynadığımız zamanlarda birinci klasmanda oynarız. Fakat bazı denemeler için farklı hesaplara geçiş yapıyorum. Mesela bir oyuncunun özelliğini 99 yaptığımız hesabımız ayrı. Orada klasman kasamamıştık ama o seriye de epeydir video çekemedik aslında. Çok da istiyorum. Birkaç futbolcunun aklımda 99'a çıkarmak var. Bir de rakip aramayı koyulalım. Bir kaleciyi forvet olarak geliştireceğim. Yorumlarda en son arkadaşlarımız öyle yazmıştı. Bir kaleciyi forvette oynat ama bitiriciliğini 99 yap. O serimize ilk gelecek videoda o olacak arkadaşlar. Hatta kaleciyi de belirlemiştim. Oyunda yüksek bitiricilik değerine sahip kaleciler varmış. En yükseğini alacağım. Olabildiğince de yükselteceğiz. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Rakibimiz Ahmet. 2719 kolektif gücü var rakibimizin. Form durumuna baktık. Gabi formsuz geldi. Kroos'u alalım onun yerine. Toni Kroos. Foden'ın yerine de Bruno Fernandes'i alayım mı diyecektim. Bruno Fernandes normal gelmiş. Böyle başlayalım. Rakip 4-2-1-3 dizilimiyle geliyor. Ferran Torres'i çıkarmış.
Sağ açıkta oynatabileceği yedeklerde Muhammed Salah var, Messi'si var. Ortada kullanır, sağda kullanır. Güzel futbolcuları vardı yüksek seviyeli. Rakibimizin menajeri Zeiss'ler. Toni Kroos. Pedri avantajlı. Tekrardan Pedri'yi görsek. Karşısında Rüdiger. İç çalım. Hadi Pedri. Ama o son anda müdahale bozdu Pedri'yi. Geçen biz yine bir maçta Rüdiger'le Pedri eşleşmişti. Çok çalım atmıştık Rüdiger'e. O arkadaş çıkmıştı oyundan ama aklıma o geldi. Griezmann. Şimdi bir pasımız. Foden. Açtık önümüzü. Şimdi Griezmann. Bu maçta üst üste çalımlarla başladık. Güzel başladı. Umarım böyle devam eder. Topun başında Alexander Arnold. Biraz ön direk oldu ama hadi. Bir kafa vuruşu Toni Kroos. Aslında Toni Kroos var bizde. Onunla kullanabilirdik. Onunla kullanalım bu sefer de. Orta da öyle güzel bir yere gitti ki. Toni Kroos burada. Yine aynı şekilde yapmaya çalışalım. Güzel yere gitti. Biraz kısa kaldı ama. Hadi bir kafa. Dönen top Rodri. Vursun bir Allah'ın kulu. Yok. Almamız lazım. Bu ataktan nasıl çıktı rakip? Ve gol yiyeceğiz. Ayağından açtı. Şimdi pasımız Griezmann. Önümüzü açıp Falso'yu yolladı. Kalecinin son anda müdahalesi. Rakip kaleciye dikkat etmedim. Sarışın biri miydi acaba? Sağ tarafımızdan etkili geliyoruz. Griezmann, Foden o tarafı iyi işledik. Doğrudan kaleye doğru yollayalım. Sürpriz gelir mi? Bir kafa. Alexander Arnold müdahale de var. Alexander Arnold. Kapattık adamı ama yine top orada. Üst tarafta boşaldı. Kalecimiz Ter Stegen. İkili bastık. Aldık. Foden. Griezmann'ı görsek. Şimdi pasımız Mbappe. İç of 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 burası çok karıştı. Bir çalım atayım dedim. 3 kişi gelmiş. Geçiremedi pası. Eric Garcia rakibi durdurdu. Şimdi Pedri savunma arkasına doğru Mbappe hızlıdır. Basalım. Rakibimiz oyundan çıktı. Maçın son anlarında bırakmıştı. Ben de biraz bekledim ve rakibimiz hiçbir şeye basmadığı için kazandık. Maça da çok iyi başlamıştık aslında. Gol atamadık. Keyifli bir maçtı. Çalımları biraz fazla yapmıştık. Her maçta böyle olmuyor ama bir maç daha oynayalım. Bir rakip daha aramaya koyulalım. 3 sinyal gücünde rakibimiz geldi. İlerle diyelim. Kolektif gücü 2670. Ukrayna. Form durumuna baktık. Gavi, Pedri normal. Griezmann normal. Yedeklerde yukarı bakanlar var. Kvara ile başlayalım. Foden'in yerine Kroos'u alalım. Rakibi de çok bekletmeyelim. 4-2-1-3 dizilimiyle geliyor rakibimiz. Real Madrid'den futbolcular var. Valverde'nin de milli takım kartını çıkarmış yedeklerde. Güzel duruyor. Kartındaki görsel baya dikkat çekici. Rakibimizin menajeri Zeiss'ler. Hızlı kontratakla gelecek. Estupinian. Kvara. Bir çalımla geçer miyiz? Top bizde ama. Kenardaki bekimizi gördük. Kalabalık geliyoruz. İçeri gir. İçeri gir Kvara. Şimdi ortamız. Kaleciye doğru. Bu sol bek de işe yarayan hiçbir şey yapmıyor. 95 seviyeli. Ben çıkardığımda dedim ki bu adamla biz iş yaparız. Yani seviyesi iyi. Ama ortaları çok kötü. Topa da müdahalede bulunamadı. Marquinhos. Kvara. Bir çalım geçti. Hadi Kvara. Yok yetişir o bize. Şimdi tekrardan Kvara'yı görsek. Kurtardık kendimizi. Bir çalım. Aha geçtik. Rodri. Ceza sahası dışından şutumuz. Toni Kroos. Oraya değil de aşağıdı. Ben aşağı çizmiştim ama. Bir omuz darbesi ittirdik aldık. Griezmann bir çalım. Şuradaki isim Kroos olması lazım. Bir daha Griezmann'ı görelim. Bir çalım. Yemedi. Korner kazandık. İyi yüklendik aslında. Şu dakikalarda baskıyı kurmuşken golü bulmamız da... Aa korner değil. En son müdahale Griezmann'danmış. Üzüldüm buna.
Eric Garcia çıkıp vurdu. Kvara iç alımla açtık önümüzü. Yukarı doğru aslında orada değildi ama hadi bir alır mıyız? Paslar da bir türlü istediğim yere gitmedi. Mbappe iç alım. Şimdi golümüzü bulduk. Bu maçta üst üste çalımlar da deniyoruz. Fırsat buldukça atmayı başardık. Burada riske girdim aslında. İki kişinin arasından çıktık bir anda. Çok klas bir gol oldu. 1-0. Lionel Messi. Offside yok mu? Nasıl offside olmaz ki? Tekrar izlediğimizde biri offside'ın bozuyor. Yok, çok iyi zamanlama. Yani bir şey diyemem ama orada stoperimizin arkasına çok iyi sarkmış. Pas harikaydı. O pası atması, Mbappe'nin vuruşu gayet güzel. Santra'dan bir deneyelim taktik. Hadi Mbappe. İç alım. Hadi be, olmadı. Önümüzde de kalır mı? Hadi Estupinyan. Dönelim. Ayağımızdan atışalım. Çok iyi geçtik. Güzel bir orta yapar mısın? Gavi. Alexander Arnold çıkmadan yetişti. Alexander Arnold'a. Ortamız. Bir kafa vuruşu gelmedi. Tekrardan Arnold'u görsek. Çıkmadan Gavi'nin gelişine, bu sefer korner. İlk yarı son anlarında bastırdık gol için. Güzel de çizdik. Bir kafa vuruşu. Dönen top. Olmadı. Eric Garcia nasıl vuruyor? Of, bayağı iyi vuruyormuş. Ya bitirme hakem, şurada bitirme. Ama Eric Garcia nasıl şut çekti öyle? Adam 45 metreden vurdu. Neredeyse gol olacaktı. Çok iyi oynadığımız bir maçta ilk yarısında bir birlik eşitlik var. Hamle yapalım en iyisi biz. İleriye tıkladık. Evet, şimdi geçti. Oyuncularımız yorulacaktır. Griezmann'ı çıkarabiliriz. Erling Haaland'ı alalım ama Mbappe'yi ben kenara çekeyim. Şimdilik böyle kalsın. Kvara da bize doğru gelmiş ama. Bir çalım. Oo, faul. Evet. Bekimizi görelim. Hızlı başlattık. Bence gol. Olmadı. Marquinhos yapıştıramadı gelişine. Havadan verdi pası. Rodri alamadı. Bekimiz. Biz de havadan pas verelim. Haaland. Cross'la uzaktan bir yokladık. Şimdi rakibimiz kontraya çıkıyor. Karşısına yollayalım Alexander Arnold'ı. Cancelo. Rodri'yi de çektik. Rodri çok iyi aldı. Gavi. Kvara. Şu yukarıda koşan kimse, o atağa çok iyi geldi. Toni Kroos'muş. Bir de bu Toni Kroos'un pas değerleri falan çok iyi. Becerisi var. Üstün pas yeteneği var ama hiç göremiyoruz. Ben daha etkileyici paslar atmasını beklerim kendisinden. Ayağımızı uzattık, alamadık. Çok iyi geldi rakibimiz. Ortada açıktı Asfak Lavut. Taç organizasyonu süperdi rakibimizin. Taçtan atak yaptı ve golü bulacaktı neredeyse. Şu tek paslara bakın. Çok klas. Çok iyi pas. Baskı basmadı. Üstten out. Tuş bazen basmıyor. Hani bahane olacak ama eskiden de öyle, tuş basmıyor. Cidden basmıyor. Baskıya basıyorum, basmıyor. Ama bassa da zaten rakip iyi sarktı arkaya. Ya ama bu oyunda da kronik bir sorun bu. Yani tuş basmıyor. Kolla oynarken de basmıyor. Bazen telefonlarda da basmıyor. Oradan gelen Alexander Arnold. O değildi ama. Hadi Foden. Arnold iyi çevirip. Ön direkte Haaland. Rodri. Rodri'nin şutu. Kalecinin üstünde. Hadi. Son bir atak. Erling Haaland'a doğru. Kaleci de çıkmış. Erling Haaland ayağından açtı. Topu iyi kontrol edemedi. Son atak bizimdi. Maç 1-1 bitti. Güzel bir maç oldu. Dengeli bir maçtı aslında. Rakibimiz de kazanabilirdi. Biz de kazanabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Maç içerisinde güzel anlar da oldu.
Son atak bizdeydi ama iyi kontrol edemedi topu Erling Haaland. 7 şutumuz var, rakibin 3 tane şutu. Ama kazanan çıkmadı maçta. Oyuncu derecelerine baktığımızda 7.5 derece Mbappe. Ya bu sol beki ben beğenemedim. Çünkü bir defa güzel orta yapmıyor kendisi. Yerin ortası yok, yüksekten pası falsosu düşük. O sol beki değiştirmemiz lazım. Oraya daha iyi bir sol bek, ortaları iyi bir sol bek almamız lazım. Rakipte ise Mbappe 7.5, Messi 7, sol bek Mendy 6.5. Yani bu Mendy de Real Madrid takımında bir aralar iyi de oynuyordu ama artık kariyeri kendisinin de çok kötü gidiyor. Mbappe ile attığımız gol çok güzel bir gol oldu aslında. Riskli bir goldü. İki kişinin arasından çalım atıp çıktık. Ve bir tanesi çok kalıplıydı. Şu diğer stoper, bu Marquinhos galiba. Şu karşımızdaki Koulibaly mi? Ya da farklı bir. Rüdiger de olabilir. Bakmak lazım. Güzel bir. Burada rakipteki Mbappe'nin attığı gol de bence pas çok güzeldi. Orada dönüp de hemen verdi. Bir daha tekrarını izlemem lazım. O pası iyi gördü rakibimiz. Orta çok iyiydi. Orta değil de adeta pas attı. Mbappe de kaçırmadı. Golü buldu. Zaman zaman yüklendik ama sonuç olmadı. Golü çıkaramadık. Duran topta etkili geldiğimiz anlar oldu. Kalecinin üstüne vurdu burada. Zor artık klasmanda, tabii birinci klasmandayız. Zor maçlarda olacak zaman zaman. 8 Haziran'a kadar artık buradayız. Düşmeyeceğiz. Yani onun da bir rahatlığı var. İkinci klasmanda stres oluyor. Çıkamama, düşme durumları ama birinci klasmanda rahat rahat denemelerimizi yapabiliriz. Dizilmiş denemeleri, oyuncu denemeleri 8 Haziran'a kadar en üst düzeyde ben de denemeye çalışacağım. Mesela bu maçta sol bek. Aslında sol beki çıkardığımdan beri kullanıyorum ama benim oyunuma uymuyor. Ben kendisini pek beğenemedim. Gavi'yi de yeni çıkardık ama Gavi'yi de ben çok oynatan birisi değilim. Yine bir süre daha oynamaya devam edelim Gavi ile. Sizler de umarım maçları izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.